Aslı ve Emre temel ve türetilmiş büyüklüklerin yazılı olduğu kutuları duvara asıyor. Aslı temel büyüklüklerin yazılı olduğu kutuları sarıya, Emre ise türetilmiş büyüklüklerin yazılı olduğu kutuyu maviye boyuyor. Buna göre K, L, M, N kutularının renkleri nedir diye sorulmuş. Aslı temel büyüklükleri boyadığından temel büyüklükler kısa muz kodlamasıyla aklımızda kalabilir. Kütle ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman şeklinde kodlayabiliriz. Dolayısıyla uzunluk temel bir büyüklük olduğundan aslı burayı sarıya boyayacak. Yani K kutusu sarı olacak. Zaman gene aynı şekilde temel bir büyüklük olduğundan aslı burayı sarıya boyayacak. Ve sürat temel bir büyüklük olmadığından emri burayı maviye Kuvvet de aynı şekilde temel büyüklük olmadığından emrede bu kısımları maviye boyayacak. Dolayısıyla K ve L sarı, M ve N mavi olduğu için doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. R ve 2R dirençleri ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Bu devrede KL, KM ve MN noktalar arasındaki potansiyel farkların büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Pilin artı kısmından çıkan bu akım K noktasında ikiye ayrılacak. Dolayısıyla bir üst koldan bir de alt koldan gidecek. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden çok dirençten az akım, az dirençten ise çok akım geçecek. Dolayısıyla üst kolda 3R olduğu için üstten bir akım geçecekse alt kısımda 1R direnç olduğu için paralel bağlarda buradan 3I akımı geçecek. Ana koldan da 4I akımı gelecek diyebiliriz. Daha sonrasında bu her iki akım M noktasında toplanıp 4 şeklinde R direnci üzerinden geçecektir. Bize verilen noktalar arasındaki potansiyel farkı olduğundan potansiyel fark akım çarpı direnç de bulunur. Dolayısıyla KL noktalarına bakacak olursak K L noktası arasında bir tane direnç var ve bu direncin üzerinden bir tane akım geçtiği için VK ifadesi I çarpı R kadardır diyebiliriz. KM'ye bakacak olursak K ile M arasında geçen akım 3I bir tane direnç olduğu için km 3 ır kadardır. M ile N noktaları arasına bakacak olursak da orada da 4 i'lik bir akım geçiyor ve direnç değeri R olduğu için M N noktaları arasındaki potansiyel farklı 4 ır'dir. Bu potansiyelleri sıralayacak olursak V M N büyük V K M o da büyüktür V K L olduğundan doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. K L kapları eşit sürede eşit hacimde su akıtan özdeş musluklarla doldurulduğunda kap tabanındaki su basıncının zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre K ve L kaplarının şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. K kabına baktığımızda T süre boyunca basınç düzgün bir şekilde artıyor. P'den 2P'ye çıkıyor ve daha sonrasında sabit kalıyor. Dolayısıyla K kabı düzgün yükselen bir kap olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla D ve E şıkkını bu sebepten eleyebiliriz. Aynı şekilde L kabına baktığımızda da L kabının basıncı T sürede P kadar oluyor. Dolayısıyla daha sonrasında bir kısım bir miktar daha fazla artıyor. Ancak yine sabit kalıyor. Dolayısıyla parabolik bir değişim olmadığından kap bu şekilde düzgün azalan veya düzgün açılan bir kap olmayacaktır. B ve C şıkkı olabilir. B şıkkına baktığımızda önce daha az daha çok dolduğu da için demek ki kabın kesit alanında bir azalma var ki bu kısım daha hızlı dolmuş. Dolayısıyla buna benzeyen şekil B olduğu için doğru cevap seçeneğimiz B'dir diyebiliriz. Hipermetrop olan İsmail amca küçük yazıları okumak için ince kenarlı mercek kullanıyor ve yazıları büyütüp okuyabiliyor. İsmail amcanın yazıyı daha da büyütebilmesi için işlemlerinden hangilerini tek başına yapmış olabilir diye sorulmuş. İnce kenarlı mercekte görüntünün büyüdüğü yer odakla mercek arasında bulunan cisimlerin görüntüleri sanal, düz ve daha büyük olduğu için İsmail amca bu şekilde görmek istediği şeyleri büyüterek okuyabiliyor. Dolayısıyla burada cisim sonsuzda olduğunda Görüntü odaklı olacağı için odaklı olan bir cismin görüntüsü de sonsuzda oluşacak. Dolayısıyla bunu göremeyecektir. Ancak cisim merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de küçülerek odak noktasına yaklaşacağından demek ki İsmail amca cismi merceğe doğru yaklaştırmıyor çünkü merceğe yaklaştırınca küçüldüğü için demek ki mercekten uzaklaştırıyor ki görüntü de büyüyecek. Dolayısıyla merceği biraz daha yaklaştırmalı değil, merceği biraz daha uzaklaştırmalıdır olacak. İnce kenarlı mercek yerine kalın kenarlı mercek kullanmalıdır denilmiş 3. öncülde de. Kalın kenarlı mercekte tüm görüntüler zaten odakla mercek arasında ve cismin boyundan daha küçüktür. Dolayısıyla kalın kenarlı mercekle hiçbir şekilde yazıyı büyütemeyecektir. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz yalnız iki olan B şıkkıdır. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 40 kilogram kütleli bir cisme uygulanan kuvvetin sandığın yer değiştirmesine göre grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre cismin kinetik enerjisi ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Grafiği incelediğimizde 2F kuvveti zamanla azalıyor. X yolu sonunda bitiyor. Dolayısıyla X2X yolu boyunca hiçbir kuvvet uygulanmıyor. 2X3X arasında ise tekrar bir kuvvet uygulanıyor. Ancak bu kuvvet de F değerine kadardır diyoruz. Dolayısıyla cismin üzerine yapılan iş F çarpı X bu da kinetik enerjisindeki değişim olduğundan başlangıçta cisim üzerine pozitif bir iş yapıldığı için 0X aralığında cismin kinetik enerjisi artmıştır. X 2X arasında herhangi bir kuvvet uygulanmadığından bir iş yapılmadığı için ve sürtünmesiz yatay zeminde olduğu için kinetik enerjisi değişmemiştir. Gene aynı şekilde 2X 3X aralığında cisim üzerine bir kuvvet uygulandığından ve bu kuvvet başlangıçta uygulanan pozitif yönde olduğu için cismin gene kinetik enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülde kinetik enerji artmıştır ifadesi doğrudur. X, 2x aralığında sıfırdır değil, sabit kalmıştır olacaktı. Gene 2x, 3x aralığında arttığı için doğru cevap seçeneğimiz 1 ile 3 olan C şıkkıdır. Özdeş karelere bölünmüş düzlemde Özdeş 3 yayda KLM dalgaları şekildeki gibi üretiliyor. KLM dalgalarının frekansları FK, FL ve FM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Özdeş karelerde, özdeş yaylarda üretilen bu atmalar aynı ortamda olduğu için hepsinin hız değerlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ve lambda eşittir V çarpı 1 bölü F ifadesiyle bulunduğundan hızları aynı olduğu için dalga boyuyla frekans ters orantılı olacaktır. Dalga boyu ise dalgaların tepe tepe arasındaki mesafeler olduğundan K'nın dalga boyu 1, 2, 3, 4 kadar. L'nin dalga boyu gene tepe tepe arası mesafeye bakacak olursak 1, 2, 3, 4 kadar. M'nin dalga boyu ise buradan başlayıp bir tam dalgayı bize gösterdiğinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kadardır. Dolayısıyla dalga boyu ile frekans doğru orantılı olduğu için K ile L'nin frekansı eşit. Dalga boyu büyük olan M'nin ise frekansı daha küçük olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz D şıkkıdır. Doğrusal bir yolda KLM araçları şekildeki konumdan sabit süratlerle aynı anda harekete başlıyorlar. L aracının M aracını tamamen geçme süresi T1. K aracının M aracını tamamen geçme süresi T2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diye sorulmuş. L'nin M'yi geçme süresine bakacak olursak L'nin arkasının M'nin önüne geldiği anda bu tamamen geçme ifadesini gerçekleştireceğinden L'nin arkasından M'nin önüne kadar toplam olan yol 3, 1 daha 4, 4 daha toplam yol 8x. Her iki araç da aynı yönüne gittiğinden hızlarının farkı alınır. Çünkü her bir saniyede hız farkı kadarlık bir mesafeyi kapatacağı için. 3'ten 1 çıktı. 2V çarpı T1 şeklinde yazabiliriz. Daha sonrasında K'nın M'yi geçme süresi dediği için K'nın arkasının M'nin arkasına geleceği bu uzaklık ise 2x burada 4x de burada toplam 6x kadar. İki araç birbirlerine doğru geldiği için hızları toplanır. Dolayısıyla 6x eşittir 3v çarpı t2 yazıldığında buradan x'ler sadeleşir, v'ler sadeleşir. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4, 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. Bu üçler de karşılıklı gider. 4'ü 2'ye böldüğümüzde de 2 kaldığı için dolayısıyla T1 bölü T2 oranı sadece 2 kaldığından 2'dir. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz D şıkkıdır.